olduğu gibi bu olayda bizi derinden etkilemiştir, üzmüştür. Onu da siz mi okursunuz, nasıl yaparsak onu da yapalım. Yani burada biz... Bu saldırılarda 10 gün içinde 65 çocuk, 39 kadın. Yani bu suçlardan sonra sorumlular cezalandırılmalı ve bu insanlık suçunu işleyenler... Böyle insanların sinir uçlarını test eden olaylarla karşı karşıya kalıyoruz Filistin'de. Dolayısıyla bütün mazlum ülkelerde, milletlerde olduğu gibi bu olay da bizi derinden etkilemiştir, üzmüştür. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, meclisi olarak hepimiz bu noktadaki hassasiyetimizi zaten vicdanımızda, gönlümüzde duyuyoruz. İnternet noktasında arkadaşlar 772 tane bizim şeyimiz var, mahallemiz var, köyümüz var. Hepsine internet ulaşmayabilir. Ama özellikle şirketlerin Turkcell gibi, Türk Telekom gibi, Vodafone gibi firmaların internet görevi gören, marka adı ifade edemeyeceğim, etmemem lazım. Bunların fişe taktığınız zaman fiber olmasa da internet hizmetlerini veren şeyleri var, ürünleri var. Bu noktada iyi bir çalışma yaparak, muhtarlarımızla görüşerek bir yeni çalışma yapabiliriz. Birincisi bu. Bu noktada herkes kendi 19 ilçemizin bu ilgili yerlerinde bu çalışmaları yapabiliriz. Bir maliyeti çıkar ortaya. Belki bununla ilgili kanun tasarısı gibi, öneri gibi çalışmaları yapabiliriz belediyelerle ilgili. Çünkü bizim öğrencilerimiz, sizler, bizler buna, bu hizmete haberleşmeye önem veriyoruz. Ülkemizin de 6.000 doğumda bir görülen ve genetik bir kas hastalığı olan SMA hastalığı, anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Orada yakın zamanda şahit olduğumuz Demir Ali ve Mirza Bebek gibi ülkemizde 1600'ün üzerinde SMA hastası çocuk bulunmaktadır. Bu hastalığı evlilik öncesi yapacak SMA genetik tarama testiyle engellemek mümkündür. Yapılacak olan bu testle birlikte SMA taşıyıcıları ve riskli aileler doğum öncesi belirlenmektedir. Bizler de tarama test edebilen belediyemiz tarafından karşılanarak bedeline ülkemizi sağlık edecek nesillerin yetiştirmesi öncü olabiliriz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir hassasiyet göstermek istiyoruz. Aşağı yukarı 4.000 kişi evleniyor senede. Biz bunun da işte belli bir masrafı var. Bu işte 500'de 800 lira civarında. Bunu da eğer bu testleri, kan tahlilleri, tahliller yapılırsa baştan hasta olma ihtimali olan, potansiyel olan çiftleri baştan yakalama imkanımız var. Dolayısıyla ileride geriye dönüşü zor sorunları önleme, riski önleme imkanımız var. Bu noktada Büyükşehir olarak, yani sizlerin de tabii katılımlarıyla böyle bir çalışmayı gündemimize alıyoruz. Çalışma gündemimize. Onunla ilgili çalışmalar da yapacağız. Belki bununla ilgili direkt maliyetleri üzerimize alırız veya Sağlık Bakanlığı'na teklifte bulunabiliriz. Bizim yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Abone olan ve olmayanların, ben onların abone oluşundaki rakam önemli değil. Fakat daha rahat su kullanıyorlar. Bahçe sulamada, diğer şeyleri sulamada. Bu su konusu bu kadar rahat harcanacak bir kaynak değil su. Yani bu nokta üzerinde durmamız lazım. Sizden istediğimiz kaçak kullananlar var. Ben bunları çok da duyurmak istemiyorum ama her ilçede maalesef kaçak kullanılıyor. Bu noktada sizden hepimiz rica ediyoruz. Yani sizlerden rica ediyorum. Bağlı olan yani köylerimizde, tabii mahallelerimizde bu tip şeylere imkan tanımayalım. Bu noktada da sizin hassasiyetinizi tekrar rica edip hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında denizle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Aşağı yukarı 3.000 kilometrekare denizimiz var bizim sahilde. Bu denizi kullanmıyoruz ama yaptığımız hesaplamalara göre 800 kadar tekne var. Rakamlar yanlış değilse. Bunları Gülyalı'dan Ünye'ye kadar
Fas'ası, Perşembe'si dahil olmak üzere bunların mümkün olduğu kadar asli vazifesi olan denize dönmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili bir etüt yapıyoruz. Yani burada hem bunların boyanması, elden geçmesi, belki yakıt desteği şeklinde yani denizimiz teknelerle daha fazla dolsun, taşımadan tutun şeye kadar, balıkçılığa kadar deniz nimetlerinden faydalansınlar. Denizle biraz daha haşır neşir olalım istiyoruz. Bu noktada bilhassa sahildeki ilçelerimizden böyle bir hassasiyeti hatırlatarak sunmak istiyorum. Turistik faaliyetleri biraz daha bir turizm sorumlusu ilçelerinizde olursa bizim arkadaşlarla bu eş güdümü oluşturabilirler diye düşünüyorum. Bu arada hayvansal ürünler ve hayvan faaliyetlerini tarım açısından vurgulamak istiyorum. Bir ara 50 bin yumurtayı satamama durumumuz gibi şirketlerin hatta iflasa varan çalışmaları vardı 50 bin yumurtada. Şu anda 10 milyon yumurta üretip satıyoruz. Ve Dubai'de yumurta, ordu yumurtası ihraç edildi, gitti. Bu da önemli bir şey. Yani daha fazlasını da yapmamız mümkün. Yapınca oluyor.